Gülsün, seninleyken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Sağ ol. Ne? Yani ben de... Her şey için çok teşekkürler. Yine çok güzel bir gündü. Gülsün, kahve içmeye gidelim mi? Hem sen de açılırsın bu arada. Geç oldu. Eve gideyim artık. Ben şunları alayım istersen. Sağ ol. Yok tamam, sağ ol. Lütfen alayım. Buldum galiba. Seni ben bırakayım. Bu halde araba kullanma. Yok, zahmet etme. Hayır, bu halde araba kullanmana izin veremem. Giderim dedim ya Levent. Ya Gülsün. Gülsün, bu halde araba kullanamazsın. Levent, ısrar etme lütfen. İş piyasasında olur böyle şeyler aslanım. Bu saatte bunlarla uğraştırma beni. Doğuş'a sözüm var, gitmem lazım. Hiç sanmıyorum enişte. Daha seninle konuşacaklarımız bitmedi. Sen sınırını aştın artık. Şadol Holding'i ben yarattım. Gece gündüz çalıştım. Ömrümü verdim bu aileye. Ama soyadın Şadol diye benim hakkım olan yere seni oturttular. Ben kimim biliyor musun? Ben bu ailenin her şeyiyim. Bensiz bir dakika yürütemezsiniz bu şirketi. Ben hakkım olanı almasını bilirim. Sen kendi işine bak, benimkine de burnunu sokma. Tülay Hanım, bu saatte rahatsız ediyorum sizi ama... sabah gelir gelmez Tarık Bey'in şirketle hiçbir ilişkisi kalmadığına dair bir yazı hazırlayın. Ve bunu bütün yönetim katına iletin lütfen. Yarın mı mahkeme? Ya bazı şeyler değişti. Ben de sizi aramayı unuttum. Tamamen unutmuşum. Kusura bakmayın. Mehmet! Ben sizi sonra arayayım mı İbrahim Bey? Tamam. Anne? İyi misin sen? Değilim. Değilim oğlum inan. Artık iyi olamam ben. Ahmet. Baban gitti. Karın yüzünden evi terk etti. Anne. Anne ne diyorsun sen? Nereye gitmiş baban? Karına sor bunları. En son gördüğümde onunla konuşuyordu. Ya bir saniye, kim kiminle konuşuyordu anne? Hiçbir şey anlamıyorum ben. Her şeye sebep o kız. Geldi yine huzurumuzu kaçırdı. Anne, ya bu olanlarla Gümüş'ün ne alakası var? Onun yüzünden kavga ettik, terk etti beni. Ya ne demek Gümüş yüzünden? İstemiyorum o kızı evimde Mehmet. Artık kararını ver. Ya o gidecek bu evden ya ben. Ya ne diyorsun anne?